İnsan sadece bir şeyi merak eder. Sonu. En sonu bilmek ister. Ne zaman öleceğini, ne kadar yaşayacağını. İnsan işte bazen melektir, bazen şeytan, bazen zekidir, bazen cahil. İnsan bazen saftır, bazen kurnaz, bazen kurbandır, bazen cellat. Ne olursan ol ya da ne yaparsan yap. Neyin nerede başlayıp nerede biteceğini asla bilemezsin. Merkez otoparka destek istiyoruz. Hadi! Sağına soluna bak bakayım, kaçacak yerin var mı? Bak sana son uyarım. Silahını at, teslim ol. Alacaksan gelip kendin teslim alacaksın.
Zor lan öldürüyorsunuz kendinizi ha. Adam ölmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ondan sonra da Kadir adam vurdu. 28-15 merkez, otopark operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Müdür nerede? Gelmek üzere abi. Gazeteciler falan gelmiş otoparkın önüne, onlarla konuşacak herhalde. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bu gazeteciler bizden daha organize ha. Şerefsizim diyorum. Hani nereden haber aldınız anasını satayım, geldiğiniz iki dakikada buraya damladınız, onu anlamış değilim. Adem, burası sende. Benim acelem var. Nasıl bende abi? Sen de canım benim. Abi yapma, vallahi çıldırır müdür ya. Bir şey olmaz canım benim, bir şey olmaz. Sen olay yerini çağır, tutanakları yazdır, herkesin teker teker imzasını aldır. Ben en son döndüğüm zaman kendi imzamı atacağım, tamam canım benim? Oy tamam da savcıya ne diyeceğiz? Sen bir şekilde izahatini yaparsın. Arkadaşlar, arkadaşlar, beni bir saniye dinleyin. Bu uzun süredir takip ettiğimiz bir çete, suçüstü yapmak suretiyle bütün unsurlarıyla ele geçirilmişlerdir. Emniyet kuvvetlerimizin can siperhane çabalarıyla hepsi etkisiz hale getirilmişlerdir. Sila. Bu operasyonda hiçbir adet yara almamıştır. Lazım. Evet. Artist olacakmışsın, polis olmuşsun müdür. Bir saate kadar biz de çıkarız. Eyvallah abi, tamamdır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra bunlar size yazılı olarak bildirilecektir. Tabii öyle hakkında bilgi alabilir miyim? Daha sonra yazılı olarak bildirilecektir. Hadi. Ailenin tabağındakileri bitirmemişsin. Ya anne ben peynirimi yemeyeceğim, doydum. Öyle bir şey yok. Bakayım aç ağzını. Ya. Ya yok. Reçelli ekmeğini de bitir, ben babanı uyandırıp geliyorum, tamam mı? Döndüğümde görmeyeceğim onları tabakta. Galip. Galip hadi kalk, ne olur geç kalıyorsun yine ya. Lütfen kalk artık. Bu akşam da gelmiyorsan biraz zor girersin bu eve. Ne oldu, bıktım diyordun, boşayacağım diyordun. Bu akşam ben desin, karına gece gelmeyeceğini söyle. Thank you.
altına. Aferin. Hadi bakalım, servis geldi zaten. Hadi çıkalım. Çantanı da al. Çabuk 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 çabuk. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. İyi dersler. Az önce servise bindirdim. Efendim. Yarım saat sonra bebeğe gel. Gelince beni ara. Geleceğin yeri söyleyeyim. Tamam, geliyorum. Kameraları kapatın. Ben çıkıyorum. Niye trip yedik şimdi ya? Kitleyince de her şey çözülüyor çünkü. Hayırdır? Cevdet Bey'den. Ödemenin günü geçti, hatırlatın dedi. Ödeme için bir aya ihtiyacım var. İki gün. Efendim? Cevdet Bey iki günün olduğunu iletmemizi istedi. Kardeşim 900 bin lirayı nereden bulayım ben iki günde? Sen başına geleceklerin farkına değilsin galiba. İki gün. İki gün sonra biz Kıbrıs'a dönüyoruz. Ya ödemeyle döneriz ya seni de alır gideriz. Arası ortası yok bunun. Senden telefon bekliyorum. Alo. Günaydın. Aradın ama kısa çaldın. Alo, orada mısın? Buradayım, buradayım. İyi misin? Her şey yolunda mı? Şey, ben şu anda pek müsait değilim. Daha sonra seni arayayım mı? Belki yarın bir kahve falan içeriz. Tamam, olur. Haber bekliyorum senden. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın.
Saygılar efendim, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın, güzel kızım. Hı. Gel. Cemre'cim, akşam bir müvekkille yemekli bir toplantımız var. Sen de orada ol. Baba, ben akşam gelemem. Niye? Ne sormuyorsun bile? Çünkü benim başka bir planım var. İptal et, iptal et. Ne demek iptal et? Bu çok önemli kızım. Aa, ben orada ol diyorsam orada olacaksın. Niye bunu bu kadar uzatıyorsun anlamadım yani. Ne işin varsa iptal et, bitsin gitsin. Edemem. Akşam 8'de beraberiz. Bundan sonrası senin hayatın Kerem. Eyvallah Baki abi. Bana bak. Bir daha da geleyim deme ha. Delirdin mi ben be abi? Ne geleceğim bir daha? Sen gelirsin artık sarı yere çay içmeye. İnşallah kardeşim. Aslan abi. Sağ ol. Allah'a emanet ol kardeşim. Sen de. Sen de. Dakikaları saydım biliyor musun? 5 yıl geçti, son gün geçmek bilmedi. Sen bir de bana sor. Gitme bir daha bir yere. Gidersen beni de götür. Ben senin her yere gelirim, vallahi bak gelirim. Bitti be Meral. Bitti artık, tamam. Çıktım, özgürüm. Karşımda sen varsın, bana bakıyorsun. Gözlerin dolu dolu. Ya aptal, sen ağlatıyorsun beni. Ben çok mutluyum oğlum. Bundan sonra benim varım yoğum sensin kızım. Bırak çocuğu kızım, biraz da biz sarılalım. Kardeşim! Kıskanç. Yalnız gideceğim dedim, bırakmadı. Senin manitansa benim de brom deyip durdu. Geçmiş olsun kardeşim. Geçti gitti. Eyvallah kardeşim. Hadi, hadi gidiyoruz. Ben de. Benim bakayım. Biraz heyecan, biraz adrenalin. Hadi bakayım. Şişt, nasıl? Hiç görmüyorsun ha. Oğlum senin mi bu? Ya, sana da yapacağız bir tane. Nasıl? Yakala. Çok güzelmiş de. Sen sür lan. Oğlum darlama adamı. Hadi ya, hadi. Kral gelmiş, geç. Gel hadi, gel. Hadi artık, hadi vedalaş. Ver, ver bu çıngızı, ver, ver. Bas şuna ya. Aa! Lan insan 5 yılda azıcık adam olmaz mı kardeş? Oğlum bizim hayatımız bitmiş, hayatımız. Bas bro, bas. Sarıyer maçına gidiyoruz. Aa! Günaydın Veli Bey. Otur. Aç mısın? Yaptın mı kahvaltını? Sağ olun, yaptım. İşe de geç kalmayayım. Son teslimatta bir sorun çıkmadı değil mi? Ne sorun çıkacak? Zaten sorun çıksa burada Bebek'te böyle nezih bir yerde konuşuyor olmazdık değil mi? Metruk bir bina yeterdi. Ama Allah var, işini temiz yapıyorsun Galip. Teşekkürler. İşte şimdi kendime geldim. Bu var ya bu. Bu beni benden alıyor biliyor musun? Ben sabahları hiçbir insanı sevemiyorum. Yani kan şekeri falan diyorlar ya. Yalan. Ya
Ben kendimi biliyorum kardeşim. Ben insan sevmiyorum. Yani zaten insanın neyini seveceksin ki? İki gün sonra sana bir teslimat daha yapacaklar. Bu defa meblağ biraz daha yüksek. Öyle mi? Ne kadar? 10 milyon euro. 10 milyon euro mu? Doğru duydun. Veli Bey, ben çıkaramam o kadar parayı havalimanında. Sebep? Güvenlik önlemleri çok yüksek. Yakalanırım. Ya öncekileri hangi yolla çıkardıysan bunu da aynı şekilde çıkaracaksın. Her zaman yaptığın iş. Ama bu defa alacağın komisyon farklı olacak. Yapamam. Ne demek yapamam? Veli Bey, yapamam. Lütfen anlayın beni. Zaten herkes diken üstünde. Güvenlik talimatları sürekli değişiyor, yakalanırım. Senin Şakir'de bir kayma var herhalde. Değişen bir şey yok ki. Her zaman ne oluyorsa aynısı olacak. Uçak iki gün sonra İstanbul'a inecek. Hostes dış hatlar gelen yolcu koridorundaki malzeme odasının önüne çantayı bırakacak. Sen de çantayı oradan alacaksın. Bu kadar basit. Alacağın komisyon da farklı olacak diyorum. Zaten bu işi yaparsak rakamlar bundan böyle büyük yürüyecek. Yani bir iki iş yaparız. Ha? Ama ondan sonra benden sana müsaade. Çek git nereye istiyorsan. Ne kadar alacağım? Ne kadar? Tam 200 bin lira. ...900 bin lira isterim. Ha! 900. Yoksa yapmam. Garip. Garip. Bir adam vardı. Senden iyi olmasın, çok iyi anlaşırdık. O da senin gibi çok temiz iş yapardı. Sonra bir ara ne olduysa bunun ayarı kaçtı biliyor musun? Yaptığı iş başına aldığı parayı arttırmaya kalktı. Birincisinde razı geldim. İkinci defa arttırdı. Ona da tamam dedim. Bir defa daha arttırmaya kalktı. İşte ondan sonra ben onu eksiltmeye başladım. Önce tapulu malları, garajındaki arabalar, takıldığı metresi, evdeki karısı. Sonra bunun kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Yine buradayım, aynı masada. Kahvaltı ediyorum. Elimde de bir gazete. Gazeteyi şöyle bir karıştırdım. Üçüncü sayfada bunun vesikalı. Bu bir gün, gece taksi çağırıyor. Diyor, beni karşıya götür. Köprünün üstünde duruyor. Taksiyi açıyor, atıyor kendini aşağı. Cesedi ta Samatya'ya vuruyor. Ceset su yemekten şişmiş, şişmiş, şişmiş. Davul gibi olmuş. Tanımıyorlar. Tanımayacak halde. Sonra gazetede de başlık atmışlar. Balık zannettiler, ceset çıktı. Buna ne diyorsun Galip? Hayırdır? Sesin soluğun çıkmıyor. Bir sıkıntı yok değil mi Galip? Yok Veli Bey. Teslimat günü orada olur. Afiyet olsun.
Sakin, sakin olun, sakin. Söz gelin. Basma kafadan, basma. Kerem kaldır kafanı oğlum. Şimdi davan görüldüğünde hakim ne ceza keser onu bilmem. Ama görünen o ki 3-5 yıl sen buradan kafayı çıkaramazsın Kerem. Orası kesin. Zor geçecek. Hatta ilk zamanlar çok zor geçecek. Sinirim bozulacak. Hatta belki ağlayacaksın. Ağla. Ama sakın ağladığını kimseye belli etme. Tepene binerler. Başını sakın eğme, ezerler. Korkma oğlum kimseden. Ya da kork ama korktuğunu sakın kimseye belli etme. Yok ederler adamı. Burası dışarıya benzemez. Ayakta kal. Ne olursa olsun ayakta kal. Sakın yere düşme. Ben zaten senin ziyaretine geleceğim. Bir derdin, bir sıkıntın, bir tasan olursa bir al ona bakar. Tamam mı koçum? Ziyaretine geleceğim. Kaldır kafanı. Unutma, ayakta kal. Sakın yere düşme. Gel hemşerim. Bitti mi? Bitti abi. Yakınmadan çıktık. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Bir abim ne haber ya? Sağ ol kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Seksek. Çok şükür abi. Seni gördük daha iyi oldu. Çıkar lan gözlüğünü. Temizim abi. Kaldır bakayım ellerini. Abi çocukların içinde... Kaldır lan ellerini. Arkanı dön. Dön, abi. dön. Abi ayıp oluyor bizim mahallede çocukluk arkadaşlarımızın yanında. Başlatma lan çocukluk arkadaşlarına düdük. Temizim abi biliyorsun bir tarzı yok ya. Bu papağana dikkat et. Tamam. Var mı şey ihtiyacın? Yok abi. Bundan sonrası bende. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Biliyorsun biz emanetçiydik. Buyur kurdunlara hoş geldin. Thank you.
güzel. Güzel kızım. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bu toplantı buydu yani. Sen ne sanmıştın? Sen işkolik, ben işkolik. Olabilirdin. Baba kız gerçekten alemsiniz. Gel buraya. İyi doğdun. Teşekkür. Umarım bir sonraki doğum gününü Amerika'da kutlarız. Ne o, yeni bir haber mi arıyorsun? Yok, daha haber gelmedi ama bugünlerde gelir herhalde. Ne oldu? Demir'e ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Mesajla bıraktım ama geri dönmedi bana. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Cemre'cim, baban yoğun, ben yoğunum. Sence kim organize etti bu partiyi? He? O zaman Demir burada bir yerde. İyi. Ne bu gizemlerler? Gizemlerler mi? Hı. Sabahtan beri herkesi organize edeceğim diye canım çıktı ya. Kim için yapıyorsun bunca şeyi? Senin için. Benim için yapacaklar mı? O kadar mı? Hayır. Planlarım da var. Ne gibi mesela? Buradan bir otele gitmek gibi mesela. Güneşi beraber doğurmak gibi mesela. Bizim şarkımız. Rujunun tadını sevmem normal mi? Değil tabii ki. Hala da büyüyor musun bu binekle? Sen ne diyorsun? Nasıl çıkaracağım ki? Ne yapacaksın şimdi? Ben denetimli çıktım kızım ya. Ne demek o? Yani başımı soktuğum en ufak belada alırlar beni içeri demek. İyi işte. Sokma sen de başına bela. Benim için uzak dur. Duracağım. Senin için. Bakayım nasıl yaptığını soruyor. Doğru yaptım bence. Doğru yapmışsın tabii. Aferin benim prensesime. Hadi mandalina. Ben geldim kızlar. Aa, babam geldi. Kızım baba kaçıyor mu? Gel dersini bitir. Hoppa. Bir de öbür taraftan ver. Öbür taraftan ver. Aslan kızım. Hoş geldin. Ne haber yavrum? İyiyim. Sen nasılsın? İyi be, ne olsun. Hatun bir çay koy da içelim mi? Dilimiz damağımız kurudu. Baba, öğretmen sana ödev verdi. Ne ödeviymiş o yavrum? Sen bana mektup yazacaksın. Sonra da ben sana yazacağım. Ne mektubu? Ver bakayım bana onu. Ben bilmiyorum kızım mektup yazmayı. Anam bilir o işleri. Anne, sen babama mektup mu yazdın? Yani askerdeyken yazmıştım bir kere. Baba, yazacak mısın? Yavru kuşum, ben bilmiyorum ki mektup yazmayı. Annen yazsın işte. Hatun, bir şey söyle. Olmaz, sen yazacaksın. Yapma kızı. Söz mü?
Bir şartla. Neymiş o? Sen de iyi dinle. Seni de ilgilendiriyor bu. Al bakalım çalını. Sağ ol. Benimle beraber kupa maçına geleceksiniz. Ne? Hayır. Yok, ben babana bakmayın. Ben sevmiyorum maç filan. O zaman mektup yok. Anne mektubu. Lütfen. Ay Kadir. Ya şu çocuğu da alet ediyorsun ya işlerine. Anne lütfen. İyi tamam. Tamam geleceğim. Şu çocuğun hatırına geliyorum. Haberin olsun. Lan var ya. Karımla kızım benimle beraber ilk defa maça gelecekler de ben sana mektup yazmayacağım ha. Sana alemin en kral mektubunu yazıp dersinden beş aldırmazsan bana da Kadir Reis demesinler. Gel bakalım buraya. Üçlü çekeceğiz yavrum artık. Gel bakalım buraya. Anası bak bakalım kızınla gurur duy. Kaldır bakayım ellerini. Oo, sağında tribün var, solunda tribün var. Bütün abilerin sana bakıyor. Binler senin gözünle bakıyor. Tamam mı? Kaldır ellerini. Kendinden son derece eminsin. Kaldır elleri salla. Bir, iki, üç. Saniye. Saniye. Lay 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 lay. Kadir. Ne oldu? Aç mısın? Vallahi hatun bir şeyler verirsen yeriz. Yok vermem diyorsan da bağrımıza taş basar yatarız. Ne yapalım artık değil mi yavrum benim? Ha? İyi o zaman vermeyeceğim sana hiçbir şey. Baba hadi üçlü söyleyelim. Üçlü söylenmez. Üçlü çekilir. Gel bakalım buraya. Kavre edelim. Sallamaya başla. Herkes sana bakıyor. Bütün tribün sana bakıyor. Babam gelene kadar tabletten bir şeyler izleyebilir miyim? Babanın ne zaman geleceği belli olmaz Aylin'cim ama sen 15 dakika izleyebilirsin. Önce yalnız ben göreceğim ne izlemek istediğini, tamam mı? Tamam. Küçük Hanım, önce ne yapıyorduk? Tabağımızı mutfağa götürüyorduk hani. Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. Vay kardeşim. Kardeşlerin güzeli be. Hoş geldin gel. Al teşekkür ettim. Ne yaptın? Meral nerede? Ne yapayım eve bıraktım onu. Oğlum senin ev ne güzelmiş lan. Ya biz değerimizi de saymadık bro. Ne yaptın? Ne yapayım abi öyle esnafçılık falan oynuyordum. Ne yapacağım oğlum biliyorsun işte ne yaptığımı. Yakup'um her şey iyi hoş güzel de yolun sonu benim çıktığım hücreye varır sen biliyorsun değil mi bunu? Vallahi kardeşim benim yolun sonu oraya çıkmıyor. Bir tane iş var. Oley'i vurup çıkıyorum. İfli olmazsın lan sen. Harbiden ifli olmazsın. Çok güzelmiş olamıyor. Ne var lan? Ne bakıyorsun oğlum? Bir kişi daha lazım bana. Sen olursan bitiririz. Ha öyleli.
Ha. Yok kardeşim. Olmaz o iş. Oğlum yarım saat önce Miral'le konuştum lan. Oğlum ya. Oğlum kıza söz verdim. Ben denetimli çıktım birader içeriden. Tek kusurum da alırlar beni içeri. 5 yıl lan. Kız beni 5 yıl bekledi. Oğlum ben kurdum alarmı evvela. Dünyanın en basit işini yapacağız kardeşim. He de bak kasayı patlatıp çıkacağız ev Zekeriya köyde. Kimse gelmiyor oğlum. Olmaz be kardeşim. Olmaz. Güzel kardeşim be. Yapma. Ne yapacaksın lan? Ha? Nasıl para kazanacaksın? Vallahi denetimli serbestlikte işini de ayarlıyorlar. Ha. Yarın bir gidip görüşeceğim bakalım işte ayarladıkları yerde. Bakalım ne güzel. Bakalım. Ne güzel. Ne veriyorlar kanka? Asgari ücret mi? Ben kaçar. Niye oğlum kalsaydın lan? Yok lan eve gideyim. Evdekiler bekler. Bro kimse beklemiyor seni. Niye dinlemiyorsun? Eyvallah kardeşim. Ya. Ya Kerem. Kanka bir... Patlatıyor muyuz lan kasayı? Yok ha? Lan, yok. E ne abi o zaman? Sağ ol be kardeşim. Ne için? Ben yokken Meral'e göz kulak oldun. 5 sene yanında durdun, sahip çıktın. Ben bir şey yapmadım ki oğlum. Meral demir gibi kız. Ben olmasam da kimsenin tersusu olmaz ona, sen merak etme. Kız sadece seni bekledi oğlum, başka hiçbir şey yapmadı. Adamın dibisin lan sen. Bir şeyi unutuyorsun bro. Kurt adam diyeceksin oğlum. Bak. Oğlum senin aşın gelmiş lan. Yürü. Isırırım ama. Hadi yürü. Hadi görüşürüz hadi. Yuma. Kerem Bey, hoş geldin. Evladımız hapisten çıkmış. Babasını sakat bırakıp da girmiş içeri. Arkadaşların namına kadeh kaldırdılar mı? Ya kusura bakma Kerem Bey, kaldıracak bir kadeh bile kalmadı evde. Yoksa içine su dolusu koyar, kadehimi kaldırırdım sana. Eşyaların oldu anne. Oğlum onları... Sus lan! Bu gece ben konuşacağım. O soruyu bana soracaksın, ben cevap vereceğim. Nerede eşyalar, ne oldu eşyalara? Sattım hepsini. Aç köpekler gibi kaldık ortada. Yiyecek bir tek lokmamız kalmadı lan. Komşular kapımızı açmaz oldular. Sattım ben de. Evrakları ver. Ver, bir dur Ömer. Ver lan evrakları! Al lan. Al. Al bak şunlara. Borcun olan bankalar bunlar. Ödenememiş borçlar. Elektriği, suyu ödeyemez duruma geldik lan. Bitirdin lan beni, bitirdin. Bir özür bile yok mu lan? Özür mü? Yürüyemiyorum lan. Şuna mahkum ettin beni. Yürüyemiyorum lan, yürüyemiyorum. Bak lan etrafına. Bak. Gördün mü? Kerem, babanın aklı. İşte bir özür dilesen.
Özür yok anne. Öldürme demedi bensin. Bir daha gelme lan bu eve. Gelirsen gebertirim seni. Duydun mu lan? Bundan sonra evinde yok, aranda, babanda. Ya. Ne yapıyorum ya? Karımı öpüyorum. Ne yapıyorum? Tamam, dokunma, istemiyorum. Zeynep hayırdır ya? Sabah bitirip akşam başka bitirip ne oluyor? Ne olduğunu sen söyleyeceksin Galip. Ne diyorsun sen ya? Sen neredeydin? Ofisteydim. Birikmiş işler vardı. Onları bitireyim dedim. Kimle bitiriyordun işi? Sana mesaj atan kadınla mı bitiriyordun işi? Onun evinde mi bitiriyordun? Ne kurdun Allah aşkına kafanda gece gece? Kadının sana attığı mesajları gördüm Galip. Ama suç senin değil. Suç benim. Ben sana inandım. Ben salak gibi yine sana inandım. Ama hiç merak etme. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne olacak mesela? Sen ne olacağını gayet iyi biliyorsun. Boşanacağız. Bu sefer boşanacağız. Boşandıktan sonra da artık ne istersen onu yaşarsın. Kiminle olmak istersen de onunla olursun. Öyle bir şey olmayacak, anladın mı? Kolunu bıraksana, acıyor. Boşanmayı falan unut. Boşa sen beni. Nafakadan başka bir olmazsın zaten. Bak bakalım şimdi yaşadığın hayatı yaşayabiliyor musun? Sen olmasan da ben bu hayatı yaşardım. Yaşarsın Zeynep. Banka müdiresi Zeynep Tunç. Senin aldığın parayla bu evin kirası anca ödeniyor. Bana bak Zeynep. Eğer bana boşanma davası açarsan aileni vermem sana. Avukatsa avukat en kralını tutarım. Kızımı alırım senden. Haftada iki gün görürsün. Sonra biz paşa paşa yaşarız burada kızımla. Halini sana vermem. Ben kızımı alırım Zeynep. Sen güzel kafanı bunlara yorma. Senin düşünmen gereken şey belli. Beni boşayacak mısın, boşamayacak mısın? Benim çok uykum var. Sen bu abuk subuk şeyleri düşünürken ben güzel güzel uyuyacağım. Ha korkma, burada uyumayacağım. Sevgilim, iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Thank you.
mi ailen? Kahvaltı masada hazır, istersen yersin. Bir şey de uzatma, kabusa çevirme şu hayatı ya. Artık sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle işlere hiç girmeyiz. Ama Adalet Bakanlığı'yla da başımız belaya girsin istemiyoruz. Sonuçta sağ avukalısın. Neden girdin içeri? Adam yaraladı. Kaç yıl yattın? 5 yıl. Daha açık olacağım. Ben senin gibi birini burada barındırmak istemem. Benim üyelerimin sınıfı belli, seninki belli. En ufak yanlışında denetimli serbestlik bürosuna şikayet ederim seni ona göre. Ha, son olarak maaşın yarısını da bana vereceksin. Anlamadım. Maaşın yarısını da bana vereceksin. Gaspçı mısın lan sen? Terbiyeli konuş. İşine gelirse. Gelmiyor. Benim işime gelmiyor. Gelmiyor. Bin kere söyledim ya. Bin kere ulan. Esneme bir de karşımda. Lan oğlum. Sen manyak mısın? Sen psikopat mısın ha? Sen deli misin? Divane misin? Nesin lan sen? Hayırdır müdürüm, niye bu kadar sinirlendiniz ki? Bence bu kadar sinirlenmeye de gerek yok ya. Vallahi. Bak söylediği lafa bak ya. Oğlum lan öldürmedik adam bırakmamışsınız lan. Mezbahaya çevirmişsiniz ortalığı. Müdürüm. Beni biliyorsunuz öyle. Acil bir durum olmadığı sürece kolay kolay mekanı terk eden bir adam değilim. Sen polis misin, amigo musun? Vallahi ikisi beraber tıkır tıkır gidiyor çok şükür. Top verdiği cevaba bak ya. Oğlum bak savcı bana diyor ki bunları kim vurdu diyor, adama cevap veremiyorum. Bu operasyonu kim yönetiyor diyor, adama cevap veremiyorum. Savcıya cevap veremiyorum. Adamın suratına bön bön bakıyorum. Oğlum ben koskoca organizenin müdürüyüm, savcı beye cevap veremiyorum. Allah var, kral müdürsünüz. Size çok ihtiyacımız var. Başımızdan eksik etmesin Allah size. Bana bak ulan. Senin bir daha bu amigoluk, mamigoluk işlerini göreyim, duyayım. Bir şey rica edebilir miyim? Lafınızı balla kesiyorum, kusura bakmazsanız. Sarıyer'imizin maçı var. Kupa maçı. Benim karımla kızıma söz verdim. Ağzımdan bir kere laf çıktı. Onu da yutmak istemiyorum. Onu bir şekilde nasıl çözeriz? Siz ayarlayabilir misiniz? Ama o babacan tavrınızla ben eminim. Lan sen taş kafa mısın? Git! Git adamın başını belaya sokma, defol! Müdür. Defol! Bilal. Lan çıldırtma beni, defol git! Bilal, siz bize lazımsınız. Daha hamle bela kuvveti. Bak seni seviyoruz müdürüm. Oğlum baş... defol git. Babacanlığınız yeter müdürüm. Yok birader, ben anladım. Buradan bana ekmek çıkmayacak. Kendim bakacağım bir şeyler. Bro. Oğlum dinle beni, patlatalım lan şu kasayı. Bak yemin ediyorum sana içeride kaybettiğim 5 yılı keş olarak öderim. Bütün dertlerim biter. Ha? Oğlum biz bunu seninle konuşmadık mı? Şaka mı yapıyorsun? Bu muhabbeti kapat kardeşim. Bir daha açma. Ha? Anladın? Hadi. Gidiyoruz mu? Seyf abi. Biz kaçtık. Doğru kardeşlerim. Abi çayın dibi kötü olmuş, haberin olsun ha. Büyük gün. Uçak 1 saat sonra iniyor. Biliyorum. Çıkıyorum birazdan.
Zeynep. Eski Galip'i unut. Artık bambaşka biri olacağım. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biliyorum. Sonra biz Kıbrıs'a dönüyoruz. Ya ödemeyle döneriz ya seni de alır gideriz. Alo, Galip ben. Paranız hazır. Hayır hayır, bir yanlışlık yok. Teslimat için sizden haber bekliyorum. Oturun burada, güvendesiniz. Keyfiniz olsun. Sen nereye gideceksin? Ben yan tribüne geçiyorum kızım. Ama baba sen de bizimle otur. Bak yan taraftaki abileri görüyor musun? İşte benim onların arasında olmam lazım. Hem buradan daha rahat görürsün beni. Biz buradan babaya el sallarız beraber, tamam mı? Ben bakınca sen el sallayacaksın ama, tamam mı? Seni ısırırım o yanaklarını, tamam. Tabii ki de tamam. Burada hiçbir şey olmaz size. Çekinmeyin, tamam mı? Tamam, sen bizi merak etme, hadi. Mustafa, karımla kızım orada oturuyor. Sana emanetler. Tamam. Herhangi bir şey olursa direkt bana sinyal edeceğim. Bir şey olmaz başkomiserim, merak etmeyin. Bursa'da biz buradayız. Tayfa burada, ne oldu? Bugün varla bizimkileri getirdim buraya. Yengem burada. He, kızım da beraber. Salondan da aldı. Ha, tamam. Bak nasıl dağıtıyorum şimdi burayı. Thank you.
Tamam, polislerime. Yok, hayır, arkadaşlarım. Baba! Hani el salladığımda görecekti? Salla tekrar. Baba! Niye boş geldin Galip? Çıkaramadım çantayı. Çıkaramadın mı? Ben size güvenlik önlemlerinin sürekli değiştiğini söylemiştim. Az kalsın yakalanıyordum. Ne zaman çıkaracaksın Galip? En uygun zamanda. Çıkarır çıkarmaz da size haber vereceğim. Veli Bey, size karşı bugüne kadar hiçbir kusurum olmadı. Güveninizi hiç sarsmadım. Lütfen beni anlayın. Eğer çıkarmaya çalışırsam yakalanırım. Çanta güvende mi? Merak etmeyin, güvende. Vallahi ben merak ediyorum. 10 milyon euroyu her insan evladı merak eder. Bence sen de merak et. Hatta uykuların kaçsın. Sabaha kadar gözünü kırpma. Çantanın başına bir şey gelmeyecek. 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 Senin hayatın içinde gelmemeli. Karının ve kızının hayatı içinde. Ben seni elinde bana ait olan çantayla görmek isterim. Zaten elinde çantayla gelemiyorsan gelme Galip. Gelme. Ben seni bulurum nasıl olsa. Ulan, olacak iş mi bu be? Aslı, iki dakika bekleyin yavrum, geliyorum. Ne yapıyorsun? Bekleyin iki dakika, geliyorum, canım ya. Boş, geliyorum. Kerem. Ne oldu abi? Ne yaptın iş güç meselesini, bir yerde başlayabildin mi? Abi gittik, görüştük bir yerle de. Bakalım birkaç yerle daha görüşeceğiz. Ondan sonra belli olur. Eğer bir şey bulamazsan bana haber ver, ben sana iş bulurum. Tamam. Kafam bir şey bozulur, bir şey olur. Evin biliyorsun. Söylemeye gerek yok. Her ne sebeple olursa olsun. Saat kaç olursa olsun mutlaka kapıyı çal. Tamam mı koçum? Tamam abi. Abi tertemizim. Vallahi bak istiyorsan yani. Bak lan dalgana çakal. Ya? Yok bir şey yavrum. Yok bir şey. Kızım benim. Maçı beğendin mi? Hayır, hiç sevmedim. Anasının kızı. Niye sevmedin kızım? Herkes bağırıyordu. Hem bir amca da top oynayan abileri çok kızdı. Haklı ama kızmakta. 4 gol yedik be ulan. 4 gol be. Karımla kızımı maça getirdim ilk defa. Anasını satayım ya. Benim yüzümü nasıl kara çıkartırsınız siz? Kızamıyorum da çocuklara. Aslı, hı? Sen gelme bir daha maça. Ya, o ne ya? Uğursuzsun kızım, totemim var benim. Ay ama neyi gelmeyiz, değil mi kızım? Prensesim gelsin ama. Babacığım, ben de gelmesem üzülür müsün? Bak bu kızı konuşturan böyle sensin. Aa, kokoreç. İster misin sen çeyrek, ben yarım? Evet, isterim. Tamam, babasının kızı. Babasının gülü. Prensesim, sen yemezsin. Yemezsin zaten, biliyorum.
afiyet olsun. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Gerçi bugün 4 tane gol yedik, karnımız doydu da sen oradan yine de çek bir yarım bir çeyrek kokoreç. Çeyreği tertemiz yap, hiçbir şey koyma. Yarıma acı, macı ne varsa hepsine bas. Tamam öyle. Çeyrek hazır yani. Az dur dayı. Anne babam nereye gidiyor? Bilmiyorum kızım. Baba! Dur dur gel yanıma. Birader! Yapma! Yap! Yapma! Asla!
Kızım ben hiç mektup yazmadım. Hiç iyi bir öğrenci olamadım. Bir kere bile ödevimi yapıp okuluma gittiğimi bilmem. Ben önünün düğmeleri kopuk öğrencilerdendim. O düğmeleri ben değil. Hayat koparttı kızım. O düğmeleri dikecek ne anam ne de babam vardı. İyi bir baba oldum mu? Onu da bilemem artık. Çünkü soracak kimsem kalmadı kızım. Bırak! Tut! Tamam komiserim. Bırak lan! Tamam komiserim. Oğlum lan! Komiserim lütfen. Bırak! Bırak! Ne avutacak şimdi beni? Acımı ne hafifletecek? Hangi ilaç iyileştirecek? Aklımı kim koruyacak kızım? Ben ölseydim kızım. Annenle sen yaşasaydınız. Bir kere annenle tartışıyorduk. Hiç hakkım yoktu. Ama sesimi yükseltmişti. Bana dönüp sen bağıran bir babasın demişti. Şimdi sen bana bir ses versen ben bir ömür susarım kızım. Ben ölseydim kızım. Annenle sen yaşasaydınız. Ben ölseydim Deniz'im. Gözümün bebeği ben ölseydim. Bu memleketin bütün çocukları babalarından yaralı kızım. Sen de baba yarası olmayacaktı. Olmadı da. Peki şimdi sensiz ben nasıl iyileşeyim kızım? Ben nasıl firar etmeyeyim bu hayattan? Işığın ardında sen varsan ben nasıl karanlığa razı olmayayım kızım? Galip, ne oluyor? Vizeleri kontrol ediyorum. Niye? Gidiyoruz, yarın gidiyoruz. Saçma saçma konuşma Galip, nereye gidiyoruz? Londra'ya Zeynep. Ya sen delirdin mi? Şaka mı yapıyorsun sen? Delirmedim Zeynep, şaka da yapmıyorum. Yarın gidiyoruz Londra'ya. Hiçbir yere gitmiyoruz. En azından ailenle ben gitmiyoruz. Sen istediğin yere gidebilirsin. Zeynep, bir sefer bana güven ya. O eşiği çoktan geçtik Galip. Sana güvenmiyorum. Ayrıca nereye gidiyoruz kaçar gibi? Ailenin okulu, benim işim. Ne olacak onlar, hiç düşündün mü sen? Yeni bir hayata başlayacağız. Her şeyi geride bırakacağız. Artık çalışmayacaksın mesela. Yani istiyorsan git çalış tabii de. Paraya ihtiyacımız olduğu için değil. Ne istiyorsak onu yapacağız. Hayatımız boyunca paraya ihtiyacımız olmayacak Zeynep. Nasıl olacak o? Ya Galip, sen bana yaptığın işleri bir açık açık anlatsana. Ne atlar yiyorsun sen? Anlatsana bana. Bunun kapıya gelen adamlarla bir ilgisi var mı mesela? Hangi adamlar? Senin konuştuğun mafyatik adamlar. Kim o adamlar?
Zeynep bak. Seni kahretsin Galip. Allah seni kahretsin, kumara başladın mı sen? Bu sefer internetten de değil Galip. Kesin kumarhaneye gidip oynuyorsun. O Kıbrıs'ta eğitim diye gittiğin her şey kumarhane miydi? Zeynep, kumarı bıraktım ben. Öyle mi? Öyle. Bunlar ne öyleyse he? Bunlar ne o zaman? Bunlar ne? Evet gidiyorsun ama tek başına. Boşanma işlemlerini başlattın. Bitti. Boşanıyoruz. Buraya kadar. Özür dilerim. Sözümü tutamadım. Borçlandım. Ne kadar? Çok. Galip ne kadar? Çok Zeynep. 900 bin lira. Ne? Ne ne? Duydun işte. 900 bin lira. Allah seni kahretsin. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Sen manyak mısın ya? Sen hani bana bak, sen söz vermedin mi? Oynamayacağım dedin. Tövbe ettin, yemin ettin, ailen için dedin. Demedin mi bunları? Yine bir dinler misin? Bize bunu nasıl yaparsın Galip? Ödeyeceğim borcumu. Para hazır. Bugün ödemesini yapacağım diyorum sana. Neyle ödeyeceksin sen o parayı? 900 bin diyorsun. Zeynep dinlemiyorsun beni! Dinle beni! Para hazır, ödemesini yapacağım diyorum. Nereden geliyor o para? Sen bunları düşünme. Gitmek için hazırlan. Çok bir şey alma yanına. Akşam sizi alacağım, havaalanına götüreceğim. Her şey çözülecek. Biletlerimizi aldım ben. Gideceğiz, uçağa bineceğiz. Bravo ya, ne güzel plan yapmışsın. Biz hiçbir yere gelmiyoruz Galip. Sen defolup gidebilirsin. Hayatımızdan defol ve git artık. Sen kafayı mı yedin ya? Elini çek. Bak, benle gelmen lazım diyorum. Anlamıyor musun? Sen beni anlamıyor musun ya? Gelmen lazım. Kalırsak öldürürler, sağ bırakmazlar diyorum. Ben bir kere yalan söyledim. Bunun geri dönüşü yok. Baba. Kızım. Anneciğim. Günaydın. Kahvaltıyı bugün dışarıda yapalım mı seninle? Niye evde yapmıyoruz? Öyle değişiklik olur. Hem anne kız vakit geçirmiş olur. Sonra ben seni okula bırakırım, tamam mı? Peki. Aferin sana. Hadi bakalım o zaman, gel üstümüzü değiştirelim. Bir yerlere git, tamam mı? Nereye gideyim mesela? Var mı bir fikrin? Var. Vereyim anahtarı. Benim Balıkesir'de bir yazlık var. Daha kapısını bile açmadım. Git orada biraz kafanı dinle. Ya, müdürüm ya. Bu işlere öyle kafa dinlemekle falan olmuyor. Çare değil. Ben nereye gidersem gideyim. Karım, kızım da benimle beraber geliyor. Kafamı sıkayım. Nasıl fikir sence? Kurtulur muyum bütün bu saçmalıklardan? Yapma oğlum, manyak mısın? Ne kafaya sıkmasın lan, gözünü seveyim, yapma. Benim yüzümden oldu, biliyor musun? Benim yüzümden oldu. Aslı kız zaten... Yani maç, muç falan hiç böyle sevmez. O işlerden hiç anlamaz. Tamam mı? Bir Deniz de öyle, tamam mı? İkisi de öyle. Dedim ki gelin. Bunları aldım götürdüm maça. Kokoreç, mokoreç falan. Tak, onu gördüm oradan. Orası... Sen benim canım ciğerimsin. Vereyim anahtarı. Git biraz kafanı dinle. Sağ ol müdürüm. İyiyim ben böyle, sağ ol. Bak, şimdi silahını veriyorsun ve öyle gidiyorsun. Döndüğünde de
müdürüm ben geldim diyorsun, silahını alıyorsun, tamam mı? Tamam mı koçum? Efendim Veli Bey. Her şey yolunda mı? Yolunda, merak etmeyin. Bana merak etmeyin deyip durma. Param nerede Galip? Para güvende. Bugün çıkaracağım, her şey halledeceğim. Havalanından çantayı çıkarınca ara beni. Geleceğin yeri söyleyeyim. Tamam Veli Bey. Aç şunu ya. Anne, ben bunları seçtim. Heh, ver bakalım, onları da yerleştirelim buraya. Dur bakalım. Aylin'cim, yetecek mi bunlar? Seninle biraz daha kıyafet mi seçsek? Niye yetmez? Çok mu kalacağız? Yok, çok kalmayacağız. Neyse, zaten bir şey ihtiyacımız olursa alırız. Babama kıyafet almayacak mısın? Aylin'cim. Babam bir süre bizle olamayacak. Küs müsünüz? Hayır, küs değiliz. Artık birbirinize bağırıyorsunuz. Önce dinç olmazdı. Haklısın anneciğim. Ama bak, şimdi babanla bir süreliğine görüşemeyeceğiz, tamam mı? Ama sen istediğini her zaman görebileceksin. Sen? Ben de yanında olacağım. Baban seni görmek istediğinde yanında olacağım. İstediğin zaman göreceksin. Şimdi bir süreliğine ayrı kalmamız lazım. Sana söz veriyorum, her şeyi uygun bir zamanda anlatacağım, tamam mı? Söz veriyorum sana. Hadi kalk bakalım, geç kalıyoruz. Aylin! Hadi anne! Geliyorum. Efendim. Hazır mısınız? Galip. Anlamayacaksın ama biz gelmiyoruz. Zeynep, sen beni dinlemiyor musun ya? Ya bağırma. Öldürürler diyorum kızım, öldürürler. Merak etme, zaten evden gidiyoruz. Beni bir yer bulana kadar otelde kalacağız. Otelde falan kalmakla kurtulamazsın bu adamdan. Kapatıyorum. Kapatma, bir dakika Zeynep, bir... Gerizekalı, gerizekalı, bir kere beni dinle, bir kere ya. Galip'in arkadaşıyım. Etle tırnak gibi diyeyim, sen anla. Ne istiyorsunuz? Onda bana ait olan bir şey var. Onu istiyorum. Evde mi? Değil, işte. İyi, iyi. Ben de beklerim o halde. Burada bekleyemezsiniz. Zaten biz de gidiyorduk. Hayırdır? Nereye? Size ne beyefendi? Anne! Anne! Anne!
şekilde giremezsiniz. Çıkar mısınız dışarı? Anne ne oluyor? Anne lütfen babam ara. Babam biraz. Açma şimdi. Galip gelene kadar misafirinizim. Galip'i ara sor bakalım ne zaman gelecek. Aramayacağım. Ara! Anne! Tamam, tamam. Efendim Zeynep. Neredesin? Geldim, arabayı park ediyorum. İşten ne zaman dönersin? Zeynep, birim var yanında. Evdeyim, ailem de yanımda. Bir şekilde halledeceğim ben. Neyi halledeceksin Galip? Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsunuz? Yok Veli Bey. Ben gitmiyorum. Karımla kızım annemin yanına gidiyorlar da. Öyle mi? O zaman ara ananı söyle. Bugün kızınla karını beklemesin. Sen buraya gelene kadar kimse bir yere gitmeyecek. Anladın mı? Ha. Sen gelirsin. Bana teslimatı yaparsın. O zaman istedikleri yere giderler. Galip, param nerede? 2 saat içinde getiriyorum. Eğer gelmeyeceksen sana olacakları bir daha anlatayım mı? Yoksa karına mı anlatayım ha? Kimseye bir şey anlatmanıza gerek yok. Ayakta kaldın, otursana. Otur! Tamam, tamam, tamam. İkiletme lütfen. Tamam. Benim de hiçbir şey yok. Bir orospu çocuğuyla evli olduğunu biliyor muydun? Bunu niye sana söylüyorum biliyor musun? Çünkü gelmeyecek. Galip yok. Galip yok.
kocan yoksa sen varsın. Bana paramı sen vereceksin. Bende 900 bin lira yok. 900 bin? Galip öyle söyledi. Soğulan borcu o kadarmış. Kumar borcu. 900 bin. Şimdi her şey anlaşıldı. Yani Galip'in neden benim paramı alıp kaçtı? Sen kocanın ne işle meşgul olduğunu biliyor musun? Haberdar mısın? Kocan havaalanından benim paramı çıkarıyordu. Ama anlaşılan aldığı komisyona gidip kumarda eziyormuş. Bana olan borcu tam 10 milyon euro. Milyon euro. Nasıl? Telaffuzu bile zor değil mi? Şimdi o parayı sen bana vereceksin. Mümkün değil. Mümkün değil. Ben böyle bir parayı ömrümün sonuna kadar çalışsam kazanamam. Çalışmak? Ben öyle bir şey mi söyledim? Yok, şöyle yapacağız. Kocan nasıl benden çaldıysa sen de gidip başkasından çalacaksın. Mesela çalıştığın bankadan. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bak, bak sana büyük kıyak geçiyorum. Parayı senden istemiyorum. Git bankadan getir diyorum. Yapamam. Yaparsın. Yapacaksın. Öldürseniz de yapamam. Öldürmek? Hayır, hayır, hayır. Öldürmek, öldürmek yok, öldürmek. Senin kafan çalışmıyor mu? Seni öldürürsem paramı alamam. Bak şöyle yapacağız. Ben senden bir şey alacağım. Hı? Sonra sen bana paramı getirdiğin zaman emanetini alırsın. Anlaştık mı? Emanet. Emanet. Emanet kızım. Kızımı size vermem.
Dinle. Polise gidersen onu bir daha göremezsin. Dinliyor musun? Dinliyorum. Söylediklerimi yaparsan... Onu sana veririm. Sağ salim. Sorumsuz, sualsiz. Ama herhangi bir arayın... Yola saparsan, polise gidersen, herhangi birine olanlardan bahsedersen onu bir daha göremezsin. Yapacağın şey çok basit. Bankaya gideceksin, paramı alıp beni arayacaksın. Ben de sana buluşma yerini söyleyeceğim. Oraya geldiğinde parayı bana teslim edince onun nerede olduğunu öğreneceksin. Anladın mı? Anladın mı? Anladım, anladım, tamam. Yarın akşama kadar paramı o bankadan çıkarmış ol. Kızımı sessiz olmak istiyorum. Alo! Alo! Karnı acıktı, sen doyurursun. Nasılsın abi? Şey söyle abi. Kerem, bana bulaşma oğlum. Sen bak dalgana. Başı sağ olsun abi.
Alo. Ben varım ya. Patlatalım şu kasayı. Annem Martı da görüntülerde gördüğünüz gibi anne Martı ile yavrum Martı. Kes kızım. Bileğini tuttun mu yavrum? Hı hı. Ne dilek tuttun? Tamam. Söyleme dur. Dilek söylenmez. Sonra benim kulağıma söylersin. Tamam. Hanım bir tabak da bana ver. İyi. Bir de mermi ver bana. Bir sürü mermi var. Hangisinden vereyim? Oğlum normal mermi işte. Normal bir tane mermi ver bana. Hadi. Abi elimde başka bir şey var. Dur sana onu göstereyim. Hedefte patlıyor bu. Tamam o zaman o kutuyu ver. Vereyim. Ruhsatı da bir görürsem. Görür mü birader? Abim ayıpsın. Baştan söylesene memur olduğunu. Ya. Ben sana bir indirim de yapayım o zaman. Ya gerek yok. Sen mermiyle silah ver tamamdır. Alo canım. Ne haber? İyi aşkım. Adliyeye gidiyorum şimdi. Akşam var mı planın? Yok. Ben de sana soracaktım bir şeyler yapalım mı diye. Tamam. O zaman akşam görüşüyoruz. Beceriksiz. Neden mesela frene basıyorsun? Ha? Gelecektim buradan arabayla. Çarpıp arabanın altına alacaktın beni. Beceriksiz. Ya sen hapisten yeni çıktın. Denetimli serbestlikle çıktım dedin. Başımı belaya sokmamam lazım dedin. Şimdi başını belaya sokmak için mi uğraşıyorsun? Bak Meral. Benim yüzümden yürüyemeyen bir babam var benim. Benim yüzümden her şeyini kaybetmiş bir ailem var benim. Ne ailesi ya? İyi ya da kötü onlar benim ailem kızım. Evde kalan son parça eşyaları da benim yüzümden satmışlar. Ev bomboş. Biz nasıl evleneceğiz sonra? Düşündün mü oraları? Var mı bir çözüm? Tamam normal bir iş. Bu normal yollarla para kazan. İş görüşmesine gittim. Eleman maaşımın yarısını istedi benden. Vermezsem de şikayet edeceğini söyledi. Başka yerlere de gittim. Bir sürü yere gittim kızım ya. Hepsi sabıkamı koydu benim önüme. Oluru verdim zaten Yakup'a ben. O geri zekalı Yakup'la ne iş halledeceksin bilmiyorum ama eğer o işi yaparsan benim yüzümü bir daha göremezsin Kerem. Meral. Saç. Meral. Meral. Yüksek lisans için bir başvuru yaptım, üniversiteye kabul edilmişim. İyisi söylüyorum işte. Söylüyorsun da asıl meseleyi söylemiyorsun. Yani gidiyor musun, kalıyor musun? Bilmiyorum ama gidersem de tek başıma gitmeyeceğim ki. Kiminle gideceksin? Ya saçmalama Demir, senle gideceğim tabii. Benim Amerika'ya gitmek istediğimi nereden çıkardın Cemre? Gelmez misin yani? Sevgilim, seni çok seviyorum. Seninle çok mutluyum. Ama sırf sen yüksek yapacaksın diye seninle birlikte Amerika'ya gelemem. Başka planlarım da var. Senin
senin planların benim yüksek lisans planımdan daha önemli, öyle mi? Hayır. İkimiz için daha önemli. Neymiş bu planlar, merak ettim. Planım buydu. Ben ikimizin ortak plan olduğunu düşünmüştüm. Demir. Demir. Cemre, sen bir karar ver. Çünkü benim kararım kesin. Ben burada kalmak istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum ve mutlu olmak istiyorum. Ama anladığım kadarıyla benim kararlarımın pek bir önemi yok o yüzden. Sen bir karar ver. Sonrasında da ara beni. İyi bakabilir misiniz? Geliyorum Zeynep Hanım. Geldim. Haydi Zeynep Hanım. Bu kamera kayıttı mı? Ben tam emin olamadım. Çünkü ışığının kırmızı yanıp sönmesi gerekiyor da bir yanmıyor gibi geldi bana. Bir baksanız. Vallahi ben de pek anlamam bu işlerden ama yine de bir bakayım. Ay bir kontrol edersin. İçin yapmak zorundayım. Çok özür dilerim. Zeynep Hanım, yapmayın bana bunu. Alo. Nereye geliyorum? Aldın mı parayı? Aldım. Nereye geliyorum? Vallahi bravo. Şaşırttın beni. Ben eline yüzüne bulaştırırsın diye düşünüyordum ama. Kızım iyi mi? İyi. Annesini bekliyor. Kızımın sesini duymak istiyorum. Şimdi değil. Kızımın sesini duymak istiyorum. Yoksa parayı getirmem. Hadi ya. Keyfin bilir. Alo. 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 Ben ne dersem o olacak, anladın mı? Anladım. Sen ne dersen o olacak. Nereye geliyorum? Birazdan sana bir konum atacağım. Parayı oraya getirirsin. Ama yalnız. Eğer bir terslik olursa... Bir terslik falan olmayacak. Polis yok, yalnız geliyorum. Ulan Monyo. Bana bak. İçeri girdiğimizde 15 saniye var, tamam mı? Tamam. Tamam.
varsa burada. Ver şunu. Ben şurayı alayım, sen altı al. Burası sende mi? Tamam. Ben de. Aşağı iniyorum. İn aşağı. Bir şey olursa söyle. Cemre'ye de söylüyorsun değil mi? Gözlerle ona da bakıyorsun. Dudaklarla onu da öpüyorsun. Bu sadece küçük bir adım benim için. Neyin adımı? Sana ulaşmadım. İyi akşamlar. Ehliyete ruhsat lütfen. Buyurun. Ruhsat da rica edeyim. Buyurun.
516. 490. Araba dener misiniz hanımefendi? Neden? İnin arabadan hemen. Hayır, niye inin arabadan? Tekrar söylemeyeceğim, hemen aracı terk edin. Sen, sen! Aracı! Sen! Hasan! 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 Allah'a kal! Hasan! Allah'ım ne olur yardım et. Ne olur yardım et. Çarparak kaçan siyah renkli şüper araç Zekeriya Köy istikametine giderken tespit edildi. Aracın tek farı yok. Plakası 34. Plakası 34. Belirtilen araç olay anında önden darbe aldı. Ulan Kadir Yaşar, bu yaramadın da. Şahıs silahlı olabilir. Bütün arkadaşların dikkatine. Ölürsem bari bir işe yara. Hanım anaya bak.
Ah. Ölmüş müdür lan kız? Sür bura, sür, 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 sür. Çıkalım şuradan, sür. Hadi koçum, hadi. Hadi. Anneciğim korkma. Korkma, seni almaya geliyorum, sakın korkma. Tekrar ediyorum. Siyah renkli aracın tek farı yok. Şahıs silahlı olabilir. Güzel arkadaşların dikkatine. Az kaldı kızım. Kavuşacağız birazdan. Bekle. Tamam mı bir tane? Birazdan kavuşacağız. Babacığım geliyor birazdan senin yanına. Bekle beni. Bir şey olmuş mudur lan kızı? Ölmüş müdür lan kız? Yakup! Ne diyorsun lan? Ne? Kız ölmüş müdür lan? Bu yaralı çok yaşamaz bro. Yani yaşasa bile bir saat falan yaşar. Kan kaybından ölür. Bir ayda herkes unutur. Sen de unutursun. Takma kafana. Bırak, biz zaten burada olmayız oğlum. O parayı ezmekle uğraşıyor oluruz. Yunan'a falan kaçarız. Boş ver bro, gidelim buradan zaten. Ne yaptım lan ben? Ben birinin de hayatını mahvedemem lan. Ne diyorsun lan? Öyle nasıl yaşayacağım lan ben? Öyle yaşayamam lan. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Dönüyorum. Geri dönmesin lan. Polisler mekana gitmiştir bile. Kız ölecek. Kan kaybından kız ölecek. Kurtarmamız lazım lan kızı. Bırak ölürsün olsun bize. Ben verdim oğlum kıza yarayı lan. Ne demek bize? Ben öldürdüm oğlum kıza. Ne diyorsun sen? Sen bir daha başını çıkaramazsın içeriden. Manyak mısın lan? Geri dön. Dönmem. Dönemem oğlum. Dönemem lan. Anla lan. Dön lan geri. Yakup. Dön geri lan. Dönmemem lazım oğlum. Sen manyak mısın lan? Olur. Öldüreceğim mi lan beni? Gireceğim lan seni. Baş. Sıkacağım mı bana? Sen yeni çektin lan içeriden. Lan yeni çektiğim için zaten istemiyorum. Hayvan herif. Ulan dön. Dön geri lan. Sakin ol lan. Sakin ol lan. Kurtuluş yok dayı!
Sana da bana da kurtuluş yok. Çekil! Sana da bana da kurtuluş yok! Sen bir şey mi istedin?